Tuğ ve forun karşılaştırmasını göreceğiz. Tuğ'yu genelde negatif yapılan işlerde, foruysa pozitif yapılan işlerde kullanıyoruz. Nasıl yani? Mesela eğer birine bir zarar veriyorsanız veya hoş bir şey yaşatmadıysanız duygu, o zaman to. Mesela you did it to me dediğin zaman bunu bana sen yaptın. Ama güzel bir şey yapmış değil. Kötü bir şey yapmış. Veya bakarsanız thank you for everything. Burada iyi bir şey için teşekkür edersiniz. For someone's sake diye açıklaması tam olarak. Yani birinin iyiliği için. You have done so much for me. Benim için çok güzel şeyler yaptın. Benim iyiliğim için çok şey yaptın. Buradan kimse kötü bir şey anlamıyor. Ama don't do this to me. Bana bunu yapma. Buradaki to'nun kötü bir anlamda olduğunu anlıyorsunuz. Normalde bunlar bir tanesi direction ve receiving, bir tanesi intention ve purpose. Yani bir tanesi yön ve ulaşılan bir şey belirtirken diğeri amaç belirtiyordu. Çok küçük bir bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu altta gördüğünüz şeyler for'da kullanılan fiil kalıpları. Apologize for, ask for, pay for veya make a request for ya da make a plan for something. Bu kalıpları da aklınıza yerleştirirseniz genelde wait for something diye for'la kullanılır. Wait to demezseniz. Dolayısıyla to ve for'un bariz arasındaki farkı bu şekilde görmüş olduk.